Ali Kara Hasanoğlu Mücahitti, mücahit kaldı. Ya sen ülkücüydün, türkücü oldun. Gezicilerin meşru hükümeti devirme girişiminin başladığı günlerde. 27 Mayıs'ta geziciler ilk kıvılcımı çakmış, 1 Haziran'da da Meral Akşener tweetini atmıştı. DHKPC'den tutun MLKP'ye kadar sol tandansı her türlü fraksiyonun bulunduğu teröristlerin topçular kışasını buraya yaptırmayacağız tehditleriyle başladıkları girişime ülkücü geçinen Meral Akşener de destek vermişti. Attığı tweetin metni aynen şöyle. Mücahitken Taksim'e cami yapmak istemişlerdi, şimdi müteahhit oldular, Taksim'e AVM yapacaklar. Haydi bakalım iyi partiler toplansınlar. İstiyorlarsa ABD'den yardım istesinler. Biden'a hani bize yardım edecektin, Erdoğan'ı devirecektin desinler. İsterlerse Netanyahu'dan yardım dilensinler, işlediğin acımasız cinayetlerin listesini ver, biz de o listeyi açıklayıp Tayyip Erdoğan'ın İsrail versiyonu bunları da yapmış diyerek tekrar saldıralım desinler. Ve sonuçta bu tweetin kendilerini düşürdüğü o utanç dolu durumdan kurtulmaya çabalasınlar. Mücahitken Taksim'e cami yapmak istemişlerdi diyor ülkücü Meral ablamız. Mücahitlik onlarca yıl öncesinde kaldı demeye getiriyor. Şimdi artık bunlar müteahhit oldu diyor. Taksim'e cami değil AVM yapmak için yırtınıyorlara bağlıyor. Taksim sanki Tayyip Erdoğan'ın babasının tapulu malı. Oraya AVM yapılacak olursa parasını da Tayyip Erdoğan alacak sanki. Böylesine rezil, böylesine çukur bir söylem. Dün itibariyle ne oldu? 2013'te artık bunlar Taksim'e cami yapmaktan vazgeçti demeye getirdiğiniz söylem yalan çıktı. Taksim'e cami yapıldı, bitirildi ve dün açıldı. Tek olay bu değil. Merel ablamızın AVM yapacaklar diye suçladığı vakada yalan çıktı. AVM'nin değil kendisi, ası bile ortalıkta yok. 140 karakterle sınırlı tweette 4 yalan birden. Mücahitliği bıraktın dedi, Tayyip Erdoğan'ın mücahitliği bırakmadığı ortaya çıktı. Müteahhit oldun dedi, müteahhit olmadığı ortaya çıktı. Taksim'e cami geride kaldı dedi, Taksim'e cami yapıldı, açıldı. Taksim'e AVM yapılacak dedi, Taksim'e AVM yapılmadı. Bu durumda ülkücü Meral abla artık türkücü oldu desek haksız mı oluruz? Öyle ya, Meral abla mücahitlikten müteahhitliğe geçişi ispatlayamadı. Tayyip Erdoğan tam aksini Meral ablaya gösterdi, ispatladı. Ama Meral abla ülkücüyken şimdi artık gittiği her yerde kendisine soruluyor. Ülkücüydün ama HDP ile işbirliği yapıyorsun. Meral abla ne yapsın? Boş gözlerle havaya bakıp türkü söylüyor. Gittiği yerlerde soruyorlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne başkan seçtirdiğin Ekrem İmamoğlu, LGBTİ'lere destek veriyor. Hani sen ülkücüydün. Meral abla duymazlıktan gelip ıslık çalıyor. Ziyarete gittiği illerde Meral Abla'ya soruyorlar. İttifak yaptın CHP'li Dursun Çiçek, HDP'ye 1 iki bakanlık verilebilir diyor, sen buna ne diyorsun ülkücü Meral? Meral ablamız karambole getirmeye çalışıyor. Soruyorlar, anayasa taslağı için HDP ile işbirliği yaptın mı? İlkeler bazında da olsa CHP ve HDP'li üyelerle ortak çalışma yaptınız mı? Ülkücü Meral abla susuyor, cevap veremiyor soruyorlar. FETÖ'nün 17-25 Aralık iftirasını sosyal medyada yayan çoğaltan ne kadar gizli FETÖ hayranı adam varsa hepsi senin partine dolmuş. İstanbul İl Başkanlığı kurucuyen FETÖcülükle suçladı. Ne diyorsun? Ülkücü Meral abla cevap veremiyor, türkü söylemeye başlıyor. İttifak yaptığın Ekrem İmamoğlu Eyüp Camii'nde seçimden önce Yasin okudu. Seçimden sonra da aynı Eyüp'ün Yeşilpınar'ında 50 yıldır park olarak kullanılan alanı inşaat alanına katıp müteahhitliğe soyundu. Ne diyorsun? Meral abla da yine cevap yok. Soruyorlar Pendik'te Kur'an kursu öğrencilerinin kullandığı 50 yıllık bahçe betonlaştırma amacıyla kreş adı altında binaya çevrilmek isteniyor. Ekrem İmamoğlu'nun zabıtaları önceki gün parkın kapısının yıkımını gerçekleştirdi. Ne diyorsun? Meral abla sessiz. Ya işte böyle. Başkalarına kara çalmak kolay. DHKPC ile Dev Sol'la envai çeşit sol terör örgütleriyle iş kotarıp 3 kuruşu koltuğa oturmak için bin numara çevirmek kolay. Ama bu işin bir de halkın karşısına çıkma, sandığa gitme aşaması var. Ne dedi Tayyip Erdoğan? Bunlar daha iyi günleriniz. Aynen öyle. Bunlar daha iyi günleriniz, yarın daha neler olacak bakın görün. DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit'in 1999 seçimlerinde aldığı %21 oyu, 2002 seçimlerinde %1'e düştüğü tabloyu göreceksiniz. Kurduğunuz ittifaklar, birliktelikler de kurtaramayacak size. Birlik kurduklarınızla beraber tarihin çöpüne atılacaksınız. Ne diyorsanız yalan çıkıyor, ne söylüyorsanız iftira çıkıyor. İstismar edebilir miyim diye gittiğiniz, hemen her gün protesto eylemi düzenleyen ikiz dereliler bile sizi görünce protestolarından vazgeçiyor. Ama siz tabloyu hala fark edemiyorsunuz. Ecevit'in yaşadığını yaşamak üzere akibete hızlı adımlarla koşuyorsunuz. Ali Kara Hasanoğlu Hikmet Genç Taksim'i dinliyor gözleri fal taşı. 27 yıl önce parmağıyla işaret ederek şöyle demişti Başkan Erdoğan. İnşallah burasının temelini atmak bize nasip olur. Hamdolsun açılışını yaptı. Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin açılmasından rahatsız olan Zevat, Taksim Camii'nin açılmasıyla yine karalar bağladı. Yine aynı tipler, yine aynı zihniyet. Ultralayık İslamofobik. Peki Taksim Camii'ni önemli kılan şey ne? Taksim ve Camii denince neden ultralayık ve İslamofobik ataklar depreşiyor? Çünkü ne zaman Taksim Camii projesi gündeme gelse ya darbe ya da başka bir kaosla proje akamete uğramış. 1956'da Adnan Menderes Taksim'de bir cami yaptırmak istemiş. Hatta bir dernek kurmuş ama 27 Mayıs darbesi olmuş. Başbakan iki bakanıyla birlikte idam edilmiş. Sonra Demirel teşebbüs etmiş, Taksim Camii temelinin atılmasına kısa bir süre kala 12 Eylül darbesi olmuş. Taksim Camii'nin yapımı için İstanbul Belediye Başkan Adayı Erdoğan 1994'te inşallah buranın temelini atmak bize nasip olur demiş ardından 28 Şubat postmodern darbesiyle proje çöpe atılmış. Erdoğan Cumhurbaşkanı olmuş, Taksim Camii projesi için ilk adımı atmış, önce Gezi Çapulcuları Taksim'i işgal etmiş, ardından 17-25 Aralık ve 15 Temmuz aşağılık darbe teşebbüslerine maruz kalmış ülkemiz. Sonuçta 3 klasik, bir teknik darbe, bir klasik ıslak imzalı, diğeri elektronik olmak üzere iki muhtıradan sonra temeli atılmış Taksim Camii'nin. Ve sonunda açıldı hamdolsun. Açılışı da Erdoğan'a nasip oldu. Memlekete hayırlı uğurlu olsun. Tabi bunlara göre Osmanlı mimarisine sahip çıkmak, yobazlık, cami yapmak dinciliktir. Hele ki Taksim'de. 1940'ta Taksim Topçu Kışlası'nın içindeki camiyi yıktıran İnönü'ye meydan mı okuyorsunuz? Evet bu kaşalotlara göre cami dincilik, gericilik ve yobazlıktır. Çünkü çocuklar camiye giderse cumhuriyetin temel değerleri zedelenir, çağdaşlık, laiklik elden gider, aydınlanmada olmaz. Ama bugün jet motoru, helikopter, füze, İHA, SİHA vesaire yapanlar ve dahi teknoloji üretenler arasında mebzun miktarda yobaz çocuk var olsun heykelini yapamadıktan sonra yemişim jetini füzesini öyle değil mi Hikmet Gent